Genç diyor, gençler mi kullanıyor? Evet, başka soru sormak ister mi? Transferlerde büyük bir sükse yaptınız. Büyük bir transfer başarısı sergilediniz. Ve ekonomik olarak da gerek borsada gerekse Beşiktaş'ın değeri olarak çok yüksek bir noktaya geldi. Neredeyse 3 katı gibi bir değer arttı. Avrupa'da UEFA Ligi'nde kalan tek takımız. Ve şu an takım da gerçekten Türkiye'yi temsil eden tek takım konumunda gözüküyor Bursa'nın dışında. Transferde en büyük eksikliğimiz taraftarın artık her zaman size kötü niyetle bağırdığı bir kelime vardı. Bu sene başında artık illallah artık yeter delirdik noktasına getirdiniz bizi diye transferden dolayı bir ifade kullandılar. Ve bir futbolcu ismi geçiyordu sürekli son saniyeye kadar transfer döneminde. Bu transfer gerçekleşmedi. Bu transferde ismi geçen futbolcunun yerine kim gelecek? Devre arası ya da lig sonunda? Şimdi normalde bu soruların muhatabı futbolcuyla sorulur. Sayın Alam ama şunu söyleyeyim, bizim son dakikaya geçen, ismi geçen oyuncuyla yaptığımız temaslarda oyuncuya gittiği kulüp dünyanın en sayılı kulüplerinden biri. Evet. Demek ki Beşiktaş buralara gelmiş durumda dünyada. Transfer hiçbir zaman bitmez ama transfer hocanın eksiğine göre belirlenir. Hocamız devre arasında alın derse alınır. Gerek yok, sezon sonu beklenirse beklenir. Ama Beşiktaş artık çıtasını yükseltmiştir. İşin gerçeği. Peki aynı şekilde bir de basketbol takım için bir NBA yıldızı söz konusu şu anda. Ondaki son aşama ne? Şeref Bey daha demin son görüşmelerini yapıyordu basketbol sorumlusu. Temaslarımız devam ediyor. Biz bir teklifte bulunduk. Görüşmeler devam ediyor. Olmayacak bir şey değil. Başkan. Güzel soruyor. Başkan UEFA'da Hedef'den büyük. Hedef'den büyük tabii ki. Daha önce neden olmasın dediniz. Neden sonra lisanslı UEFA değil. Valla inşallah önce gruplardan çıkarız. Gruplardan çıktıktan sonra. Beşiktaş camiasının Beşiktaş'ın hedefleri büyük. Ama bu futbol dün maalesef Azerbaycan-Türkiye maçını gördü. Banko kazanacak olan Türkiye maçta yenildi. Demek ki futbolda her şey var. Ama hedeflerimiz büyük. İnanmak başarmanın %50'sidir. Bu sene olmaz, sene olur ama Beşiktaş hedeflerini görecek. Beşiktaş'ın yıldızları şu anda Guti ve Kovarajma öncelikle sakatlar ve rakiplerin özellikle çok tekme attığı yönde bir serzenişleri var. Sıkatıyor musun? Neler söylemişsiniz bununla ilgili? Şimdi tabii ki yıldız futbolcuların özellikle ben korunması gerekiyor. Çünkü Quaresma, Guti, diğer futbolcular kolay yetişmiyor. Bunların da belli şekilde kasıtlı hareketlerden, hakemler tarafından korunması gerektiğini yönelik. Ama aşırı tekme aldılar mı? Bir şey diyeyim. Dayak yiyorlar başkan o tekmenin. Resmen dayak yiyorlar başkan ya. Başkanım bir soru da ben sorabilir miyim? Şimdi bizim buradaki dernekteki arkadaşlarımızla biz gene de derbi maçlarına, KKTC bayraklarını herhalde görüyorsunuz tribünlerde. Sürekli olarak burada bir ekip halinde bir 40 kişi, 50 kişi her derbiyi takip ediyoruz. Ve biz bu Porto maçına işte yine bir ekip kurarak 40-50 kişilik bir ekip halinde yine önünde olacağız Allah kısmet ederse. Oradaki tribün lideri arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz istişarede ve buradaki Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'nda bize yardımlarıyla Porto maçında KKTC bayraklarını yine İnönü'de dalgalandırmak istiyoruz. Aynı zamanda işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uygulanan spor ambargosuyla ilgili bazı araştırmalarımız var kulüp ceza yememesi için. İngilizce ve Türkçe broşürler açmayı düşünüyoruz. Buradaki ambargoyu protesto etmek için. Bu kulübümüze zarar verirse tabii ki biz bundan vazgeçeceğiz. Ancak bu konuda bizim böyle bir girişimimiz vardır. Sizin bu konudaki görüşleriniz ne olduğunu çok merak ediyoruz. Yanlış bir adım atıyorum. Ahmet Bey. Herhangi bir sorunuz olmuyor. Zaten maçtan önce UEFA temsilcisiyle görüşülür. Pankartlarınız onlara gösterilir. Onlar okey verirse pankart açabilirsiniz. Tabii her türlü pankart hizmet abi. Gösterilir. Oradan bir sorun yok denirse açılabilir. O zaman sorun ceza olmaz. Çok bayraktan. Yani çok bayraktan. Başkanım logolu Kıbrıs bayrağı şeklinde yani bizim bayrağımız ve Kıbrıs bayrağını birleştirip büyük bir bayrak açmak istiyoruz ama hani ondan yana sıkıntı olur mu? İşte bu defaya bak. Bunlar hep baştan önce söylenecek. Temsilciye sorulacak.
Yani evet. Şimdi son anda gizleyecek topun yok. Kesinlikle başka. Ona dikkat edin. Kesinlikle. Maçtan birkaç saat önce muhakkak oraya getirip gösterilmesi gerekiyor. Çok teşekkürler. Dediğin gibi çok önemli. Yani biz şey yapamaz. Kulübe zarar vermeyiz. Karşı yapalım. Karşı yapalım derken göz çıkarmıyor. Yani. Evet. Evet. Başkanım, bir de derneğimizin size bir küçük armağanı var, kabul ederseniz. Tekrar hoş geldiniz. Bize gelebilirsiniz. Tamam mı? Tamam. Burada buraya asarsanız seviniriz. İstersen çıkartalım da kıyacım arkalarda. İstersen eğlenelim davullarla sırnalarda. La 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 la.